Silver Chains kaldığı yerden tüm hızı ile devam ediyor. Babamızın uzuvlarını arıyoruz gençler. Yanlış duymadınız. Babamızın kol ve işin iyi yanı çok fazla uzvu kayıp değil. Yani tüm bacakları, tüm kolu falan kayıp olsaydı Allah korusun yemin ederim uğraşmak zorunda kalacaktık. Bir kol ve bir bacak arıyoruz. Onları yakın bir zamanda buluruz diye tahmin ediyorum. Şimdi buraya niye geldik? Buraya niye geldik biliyor musunuz? Bir tane topuz gibi bir şey arıyoruz. Tam da adını bilmiyorum açıkçası onun ne dendiğini. Ama burada bir sıkıntı var ha. Burada bir olay var. Tam burada bir olay. Bence var ya buraya yaratık yaklaşamıyormuş gibi bakar mısınız? Çünkü mercek çok sarı parlıyor burada. Aa şeyden dolayı mı sarı parlıyor acaba? Işıktan vesaireden dolayı mı sarı parlıyor? Gerçi bak ses falan da çıkarıyor bu. Hiç beğenmedim. Hiç hoş değil. Bir ipucu bulabilir miyiz acaba buralarda ya? Şu gitmediğim bir yer kaldı mı? Aa gitmediğim bir yer kaldı. Neresi biliyor musunuz? Aynen bu kapının öbür tarafı. Üst katta değil mi? Evet abi oraya hiç gitmedik. Muhtemelen oraya gitmemiz gerekiyor. İşte oyun backtrack denmez açıkçası buna. Oraya ne bileyim belki önce araştırmış olmam gerekiyordu. Neresiydi biliyor musunuz? Bir üst kattaydı aynen. Bir üst katta hatta karanlık taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Aynen bu taraftaydı. Geliyorum abi. Karanlık maranlık geliyorum. Hey hey. Tamam. İşin iyi yanı her tarafı artık biliyorum. Dolayısıyla bir eşya bulduğum takdirde ulan acaba bu nereye gelecek diye düşünmeme gerek kalmayacak. Çünkü cidden ne bulursam bulayım. Neyin nereye koyacağım. Aha bak. Bir tane kola benziyor diyor. Ulan acaba bu muydu ya? Abi bebeğin kafası var bizde. Aa yok baba kafa değil ya. Doğru pardon. Kafası zaten var abi babamızın. Şeyi yok. Kolu bacağı yok. Burası daha önce geldiğim yere benziyor değil mi? Aynen. Aa bak burası şeye benziyor. Aa burası bildiğimiz yer abi. Hey. Aynen bak burası. Hatta buradan çıkmıştık. Anahtar almıştık değil mi şeyle. Sobanın ucuyla. Şeyimizi kullanalım mı aletimizi? Aha. Bu ne? Aa pardon. Kapıda var sandım. Okey. Beni ilgilendirmiyor. Alt kata iniyoruz. Geliyorum. Anneciğim. Yapma anne yapma. Yapma bak babama ne kadar zorluklar çektiriyorsun. Yapma kadın. Yapma abi. İnsanları darlama artık. İnsanlar ölmüş, rahat bırak. Ölenleri rahat bırak, yapma. Lütfen. Burası büyük, odaya açılmıyor mu siz şeye, yemek odasına? Aynen. Aa, burası kapalı mıydı? Bana mı öyle geliyor? Ya aga ev çok büyük ya. Aa, şeye geldim. İlk bölümde bıraktığım yer değil mi burası? Abi ta kendisi. Peki bir geri gidelim. Şuraya tekrar bakalım. Burası da açılmayacak. Üst kata çıkalım bakalım. Ya etrafı iyice araştırmam gerekiyor. Ben çünkü bir şekilde kaçırdığımı düşünüyorum bu aradığım şey. Yani net bu topuz gibi olan o şeye ihtiyacım var. Ve bence yukarıda bir yerde. Aa, şaka mı bu? Oğlum şaka mı? Şaka mısın? Tüh be. Çok da iyi ilerlediğimi düşünüyordum biliyor musun? Tam da o istediğim açıklığı bulduğumu düşünüyordum. Ama yok. Acaba kafayı falan bir yere koymamız gerekiyor mu gençler? Bak öyle bir şey olabilir ha. Kafayı bence bir yere sokmamız gerekebilir. Muhtemelen de öyle bir şey ya. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. Burada piyano falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan piyanoya geldik. Belki burada bir şeyler değişmiştir bilmiyorum. Bir piyanoyu kullanalım mı? Kullanmama izin verecek mi? Aa veriyor izin. Aa bu sefer kullanabiliyoruz. Vay çok iyi. Hep piyano çalmak istemişimdir. Farklı bir dünyanın orada bir kapının açıldığını hissediyorum diyor. Ulan bin tane kapı var bu evde. Aga bak yapma bunu. Bana spesifik ol. Oğlum bin tane kapı var bu evde. Hangi kapıdan bahsediyorsun? O kapı açıldı diyor. Bir tane farklı dünyanın açılan kapının açıldığını hissediyorum diyor. Aa biri kapat. Tahta koymuş arkadan kapını. Oğlum şaka mısın? Oğlum ciddi misin? Yapma. Bak biri kapıyı şey yapmış.
Kitlemiş arkadan. Ulan hangi kapı açıldı acaba ya? Aga bu çok acayip ya. Bir tane kapının açıldığını hissediyorum diyor. Oğlum şaka mısın sen? Bak farklı dünyalar diye belki budur diye düşündüm. Direkt buraya geldim. Değilmiş. Burası zaten kapalı. Tamam ya, iyi, yapacak bir şey yok abi. Tek tek kapıda tekrardan değineceğiz anladığım kadarıyla. Çünkü başka bir açıklaması bu işin olamaz. Sen değil. Burada atladığımız hiçbir şey yok. Burası zaten bizim ilk kadınla olan kovalamamızın yapıldığı yer. Üst kata çıkışı yok. Buradan buraya tekrardan geldik. Açılmayan bir kapı var mıydı gençler? Bir babamızın yanına gidelim. Belki babamız bir şekilde ayaklanmıştır vesaire. Baba. Burası açıldı mı baba? Farklı dünyalar açılan kapı. Ya reis hiç yardımcı olmuyoruz. Az önce tıkır tıkır konuşuyordun. Ne oldu şimdi bir anda he? Ne oldu bir anda? Orası da değil. Peki. Üst kata bakalım aynen. Üst kata atılacaksanız parlak bir koridor var değil mi? O koridorda hiçbir kapı açılmıyor atılacaksanız. Bence burada bir yerde bir şey var abi. Net. Gayet güzel. Aa bak. Ya. Oğlum oyunu iyi okuyun arkadaşlar. Oyunu ben... Abi bir dakika bu kapı açık lan zaten. Bu da değil. İşte. Yo bu da değil. Aha bu. Burası kilitliydi. Yo burası kilitli değildi. Oğlum neresi kilitli? Neresi kilitliydi o zaman? Aa bu ışık yanmıyordu. Yoksa yanıyor muydu? Bence yanmıyordu. Bence bu ışık yanmıyordu arkadaşlar. Bak. Bence... Oğlum bu ışığın yanması mümkün değil lan. Ne bir priz var. Ne bir şey var alakası yanıyor abi lamba. Peki. Yansın bakalım. Abi not var. Okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. Peki. Tekrardan şurayı kontrol edelim. Olmadı ufak bir kesme yapacağım gençler. Ben sonucu bulduğumda tekrar birlikte olacağız çünkü. Aha! Oğlum ciddi misin? Aa bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Oğlum nereden bileyim ben böyle bir şifreyi? Manyak mısınız? Hiç bana bir söylemedin ki. 4 haneli bir de. Yuh. Yok ya. Bu zor. Bunu bilemem. Ve işin kötü yanı. Hani bu konuda bir ipucu da hiç yakalamadım biliyor musunuz? Yani bir noktada hani rakam çizik duvarlarda vesaire görsem diyeceğim ki aha, aha buldum. Sanırım buldum lan şeyi. Ay vallahi buldum. Arkamda bir şey var değil mi? Sakla, hele saklan. Buldum. Abi yapma ne olur yapma. Ananı satayım. Aga çok fena kırıyor. Kemiğini mi? Neyini kırıyor senin? Abi inanılmaz iğrenç bir ses çıkıyor ya sizi buldu. Şerefsiz kadın ya. Aa! Nereden başlattın lan beni? Nereye diyorsun reis? He? He? İmançsız. İnançsız. Bir dakika. Nereden başlattı bizi ya? Bir saniye. Abi şükür. Şükür arkadaşlar şükür. Yani bu odayı aramak için var ya yemini bu odayı bulmak için düzeltiyorum. Kapıyı kapatabilir miyim? Bilmiyorum. Belki onun girişini yavaşlatırım abi. Şimdi alıp direkt buraya kaçacağım. Kapağını açamıyoruz direkt saklanıyor. Dolayısıyla alacağız ve kaçacağız arkadaşlar. Hatta şunu ben bırakayım elimden. Of çok karanlık. Geliyor abi deli. Geliyor deli. Aha geldi. Kapı önden açılıyor abi. Deli. Şapşik seni. La 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 la. Hadi ablacığım. Hadi naş. Haydi bakalım. Burada yokum ben. Hadi naş. Hadi naş. Gitti mi sizce? Git. Oğlum var ya. Böyle bir şey göreceğim. Burada saklanırken. Ya var ya. Çıkmam. 5 saat çıkmam. Ne 5 saat? 15 acıkana kadar ya artık açlıktan mide asit öz suyum organlarım eritene kadar çıkmam abi net. Çıkmam. Niye çıkayım abi? Salak mıyım ben? Nereye gidecektik lan biz? Aynen buraya gidecek. Kimse var mı? Hey!
Abla, bak geçen burada bir şifre var. Bilmiyorum ya. 4-5 rakamlı falan bir şifremiz var, haberiniz olsun. Oyun bize rakam verdiği takdirde direkt burası aklıma gelsin. İşinin yerini biliyor musunuz? Dolaşa dolaşa var ya, ezberledim. Samimi söylüyorum, haritayı ezberledim. Şu an bir yer söyleyin tak diye gideyim. Bak nasıl biliyorum, gördünüz değil mi? Tık 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 her yeri biliyorum artık. Çünkü çok dolaştım. Samimi söylüyorum, hatta bir yere girdim kayda. Ulan acaba oldu buldum diye. Kapıyı zorladım açılmadı, fark etmişsinizdir. Bir küçük bir sahne var biraz önce. O işte direkt şey. Tamam, neydi? Dik, sol çapraz, sağ çapraz ve dik. Aa olmadı. Aa olmuyor. What? Niye olmuyor biliyor musunuz? Bu şeyle alakalı. Bunu şöyle dik deneyelim. Bu da böyle sol çapraz olsun. Bu da böyle dik olsun. İşte bu. Aa, Layers of Fear. Aa, babacım. Bacağın. Oh, bacağını buldum gençler. Meraklı. Başarım kazanıldı. Bu arada kadın geliyor olabilir. Hemen burada saklanma yeri vardı. Şöyle bir durayım ben. Orada biri mi var? Ay gençler. A kayboldu. A kayboldu. Om çok iyi. Kaybolması bayağı iyi yalnız. Kaybolması bayağı iyi. Azıcık bekleyelim mi şurada? Azıcık saklanalım. La la la. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Çıkalım. Evet. Artık yaratık varsa bile muhtemelen despawn olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi babamın bacağını takmam lazım. Şöyle eğilelim. Koşarsa en azından... Eğilmeyelim abi. Koşarsa en azından daha kötü şeyler olabilir. Yapma ablacığım. Aa bak orada gördüm. Yavrucuğum. Ne derdin var söyle. Aa bir dakika. Eğer biz... O bizim babamızsa bu bizim kardeşimiz. Değil mi? Mantıken öyle değil mi? Gerçekten yanlış mı biliyorum? Bakın ne aldım ben şimdi çantama? Bacak aldım. Geliyorum baba. Şimdi şu bacağı bir takalım da. Başka bir şey istemiyorum. Geldim. Öyle değil lan. Öyle değil. Lavuk adam öyle değil. Buradan. Kapat. Harika. Evet. Babacım geldim. Al sana bacak. Aa. Hepsini toplu mu vermemiz gerekiyor? Ama alttan takamaz mıyım? Reis. Ah bacağını buldum. Konuşabiliriz sanırım. İki parça kaldı. Hayır. Hayır lan, iki parça değil. Oğlum nasıl iki parça ya? Aa verdim. Göremiyorum ki verdim mi, anlamıyorum. Aa vermişim. Yes. Bir ipucu geldi. Hocam iki parçası kaldı. Harita yine değişti. İkinci parçayı bulmalıyım. Bu ne abi? Hiçbir şey anlamadım. Ne bu? Dişe benziyor sanki. Dudağa benziyor. Ya bak alt tarafları dudağa benziyor. Üst tarafları yo dudak. Alt çeneye benziyor lan bu. Net alt çene. Haritanın neresinde acaba bu? Aha. Acaba orası neresi? Çıkalım Eraycığım. Şimdi bu taraf bir yer olabilir. Tak gözlüğü. Aha. Yani hala şunu anlayamadım. Acaba bu kat mı yoksa üst kat mı? Ulan sanki üst kat ya. Abi üst kat. Net üst kat. Olsun. En azından dolaşıyoruz ya. Evi dolaşıyor. Burada üst kata çık. Aa üst kat. Evet üst kat. Bak şurada bir yerde attı. Aa, hayır üst kat değil. Yo burada bir de iz var sanki. Ya bu ne? Ha bu çatlakmış ya. Çok pardon. Bak burayı gösteriyor. Hayır üst kat. Peki çıkıyoruz. İşin iyi yanı. Evin iki tane merdiveni var bu arada gençler. Bir tane merdiven bu. Zaten evin böyle yan merdiveni bu diye sayılıyor sanırım bu anladığım kadarıyla. Ve bir de büyük merdiven var. Aha da burayı gösteriyor var ya. Aynen burayı gösteriyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce bunu yapmadan önce ne yapacağımızı hemen size söyleyeyim. Saklanma yeri bulacağız. Ve o da burası. Buraya bir saklanabilirim. Burada saklanacak dolabım var mı? Yaratığın geliş köşesine göre çünkü kendimi ayarlamam lazım. Burası kilitli. Harika. Bu taraftan gidersem saklanacak hiçbir... Aa burada da koridor da var. Aynen. Aynen. Yalnız tek sıkıntı kadın çok hızlı. Ya asla ondan koşarak alt edemezsiniz o kadını. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. What? Bu ne lan? Vay şerefsiz, korkmadım. Fötr şapkanla beraber çok tatlıymışsın he. Arkandan geliyorum o zaman. Muhtemelen seni kovalamam gerekiyor çünkü. Selamlar. Aa. Okey. Geliyorum. Üzerine bir şey atlamasın. Jump scare. Olmaz. İzin vermiyorum.
Ben kabul etmiyorum abi böyle bir jump scare'ı. Abi ne oluyor? Yapma. Dur yapma, ne olur yapma. Dur, oyun nerede kaydetti bilmiyorum. Kaydet. Abi oyunu kaydetme nasıl yok ya? Ölünce çok geriden başlıyorum. Ölmek istemiyorum. Aga niye böyle labirent yap? Ananız hadi. Oğlum bu abla çok korkunç ya. Küçük kardeş tatlı biliyor musunuz? Küçük kardeş tatlı. Abla kötü ya. Abla net kötü. Abla yapma ya. Ablacım. Canım. Canım ablam benim, yapma. Sen hiç hoş gözükmüyor senin yüzün falan. Teşekkür ederim. Ya böyle bir şey asla yapmazdım ya. Ne yapardım biliyor musunuz? Burayı ateşe veririm abi. Tahta mı? Yan olun lan. Nasıl yanar burası biliyor musun? Cayır cayır. Yanar. İçinde ben de yemin ediyorum. Ben de onunla birlikte yanardım muhtemelen. Yan. Yan. Yan sen. Kimin şarkısıydı? Gökhan Türkmen miydi? Aynen, Gökhan Türkmen'di. Sanki içinden bir ses geriye geldiğimi söylüyor. Ama... Gelmemiş de olabilirim. Aa, sesler değişiyor. Gelmedim abi. Net ilerleme... Orada bir şey mi gördüm az önce? Aga, net geri gelmişim lan ben. Aha. Burada saklanabiliyor muyum? Yok. Ben geri mi geldim az önce? Bir dakika, geri geldim ya. Ben ablayı gördüğüm yer burası değil miydi zaten? En son değil mi? Ablayı gördüğüm yer burasıydı. Aa, çok kafam karıştı ya. Niye böyle bir koridor yaptınız ki? Ben hiç sevmiyorum böyle koridorları. Ay, kahretsin beni. Aynen, geri gelmişiz. Bak burada hatta el sallayan bebek vardı. Evet, hadi geri geldik abi. Peki, ilerliyorum bu sefer tekrardan. Doğru olduğunu düşündüğüm rotadan ilerliyoruz bu sefer. Böyle böyle gitmiştim. Böyle böyle gitmemiştim elbette ki. Böyle mi gitmiştim? Evet. İlerliyoruz. Geriye dönmek kesinlikle tekrardan istemiyorum. Aynen, buradan böyle gelmiştim. Işık yanmıştı. Ve benim buradan gitmem gerekiyor. Ben sanırım geçen sefer oradan mı gitmiştim? Yo. Doğru yoldan gitmiştik. Aa. Yapma abi, yapma. Yapma. Dur. Dur, yıkılma. Ne oluyor lan? Dur, yıkılma. Oğlum bina başımızda. Aa, kapı buldum. Çıktım. Aa, kapı gitti, olamaz. Nasıl gitti ya? Aa, buldum. Abi kol işte. Ya abi nasıl ya? Nasıl? Lan komple bina başımıza yıkılacak. Eray hızlı ol. Aa, kapı. Aa, aynı kapı ya. Abi geri dönüyorum. Geri dönüyorum, geri dönüyorum, geri dönüyorum. Aa, arka geçişim mi kapandı? Abi geçiş de şuradan. Aa, görüyorum, kapı var orada. Aa, geçemiyorum gençler. Şeyden dolayı. Bak, eğilemiyorum. Eğiliyor ama ilerlemiyor. Bir dakika, R'ye bassam. Hayır, hiçbir şey yok R'ye basınca da. Orası da kapalı. Abi labirent ve oyuncak bebeğin çenesi. Bu labirentten kısılı kaldığımı sandım. Böylesi büyük bir labirent nasıl olabilir? Evet, artık yine okuyamıyoruz gerçekten. Hikaye hakkında hiçbir şey edinemiyorum. Hiçbir bilgi edinemiyorum hikaye hakkında. Çünkü okuyamıyorum. Ay yapma. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ablacığım yapma ya. Anne yapma ya. Ya böyle bir olayı sevmiyorum. Anne yapma ya. Anne. Anne. Çenem bende. Bu çene değil mi? Doğru bilmişiz. Oyuncak bebeğin çenesi abi, bebeğe eklenmeli. Ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz. Bebeğe ekleyeceğiz. Geri gidebiliyor muyum? Gidemiyorum değil mi? Kapı kapandı. Gençler korkmayın. Gidiyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Allah'ım sen bana güç ver. Bak, duvarı kırmışsın. Gördün mü? Uh-oh. Yok bir şey, yok. Ay, 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 ay. Bak, geçirmişsin abi duvarı içine. Şimdi
Ne yapıyoruz? Eray koş. Eray koş. Hiç abi şey durum için durmaya niyetim yok. Koşuyorum. Direkt bebeğe gideceğim. Direkt bebeğe gideceğim. Kapıyı, şey, çeneyi meneyi takacağım. Ve benim işim burada sanırım bitecek. Ne, kolu kaldı abi. Sadece ve sadece kolu kaldı. Al. Ya senin alt çenen vardı. Oğlum çok ayıp ediyorsun ha. Aa, yokmuş alt çenesi. Kırmızı simgeli kapı açıldığına göre orada gerçeği bulacaksın. Harika. Tam olarak nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Böyle bir kapıyı ikinci kadın sol kanadında görmüştüm. Babam odada hakikati keşfedeceğimi söyledi. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Kimin odasıydı ki o zaten. Vallahi bilmiyorum ama nerede bulacağımı çok iyi biliyorum o odayı. O odayı nerede bulacağım? Allah belanı versin. Fena. Çok güzel. Tam soldaki kapı. Biliyorum abi. Evi ezberledim çünkü ya. Beni bıraksan evde deli gibi yaşarım bu evde. Bu kadın varken yaşamam elbette ki ama. Kadın gidince yaşarım. Kapat abicim. Teşekkür ederim. Bu odada saklanacak bir yer yok. Aç abicim. Teşekkür ederim. Evet. Benim mantığım budur gençler. Saklanacak bir yer varsa kapıyı kapatırım. Saklanacak bir yer yoksa no thank you. How to put a soul into the doll. Oyuncak bebeğe ruh nasıl sokulur? Ruh nasıl konur veya aynen öyle. Tam da konur diyecektim ama. Evet, oyuncak bebeğe ruh nasıl konur? Hiç merak etmiyorum biliyor musunuz? Bu tarz şeyleri inanın hiç merak etmiyorum. Ya zerre kadar dahi merak etmiyorum. Dün gece çocuklar ateşlendiler ve titriyorlardı. Hemen ilk yardım çantasını almak için tam sizin odasına koştum. Odaya girdiğimde berbat bir görüntüyle karşılaştım. Odanın ortasında önündeki berbat oyuncak bebek ile birlikte oturuyordu. Çeşitli simgelerle oluşturulmuş bir çember vardı ve odanın her tarafı hayvan cesedi kaynıyordu. Tamsin bu dehşetin ortasında oturuyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Her şeyi o an anladım. Bir cadıydı o. Sonra gözüm karardı, onunla dövüştüğümü hatırlıyorum. Sonra hatırladığım şey ise onun en uçtaki odaya kadar sürükleyip kilitlediğim. Bunu yaptıktan sonra çocuklar daha iyi hissetmeye başladılar. Oyuncak bebeği kimse bulamasın diye bir sandığa kilitlemeye karar verdim. Oyuncak bebekle ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Şimdi sakinleşmek için ilacımı aldım. Cadıyla sabah ilgileneceğim. Oğlum kadın mıymış abi her şeyin arkasında? She took my entire family. Abi bu kadın şey kadın, annemiz değil o zaman. Annemiz dediniz en başından beri o kadın için. Annemiz değil gençler. Kafasını duvarlara vuran kadın annemizdi az önce gördüğümüz. Tamsin abi. Tamsin kim biliyorsunuz? Bizim şeyimiz. Bakıcı. Abi cadıymış. Senin yapacağın işe tüküreyim ya. Cadı. Tamsin. Niye böyle şey yapayım? Tamsin. Niye bir şey yapıyorsun Tamsin? Burada bir şey eksik diyor. Oğlum ne bileyim lan. Kağıdın yarısı eksik işte anasını satayım. Görev ne şimdi? Ben olayı anlamadım. Bence burada bir şey kaçırıyoruz ya. Etrafı iyice bakalım gençler. Etrafa iyice bakmamız gerekiyor. Burayı biliyorum orada hangi oda olduğunu. Orada bir şey yok. Burada bir şey var. Bir şey kaçırmak istemiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu oyunda bir yerleri... Aa bak bu mu acaba? Abi kadın attığın yer burası mıydı? Kadını bir odaya kilitledim dedi ya. Ah sanırım bu odaya kilitledi kadını. O halde bir ipucu bulabiliriz abi burada bence Tamsin'le alakalı. Hey Tamsin. Gel kızım. Gel. İnsanlara cadılık yapma gel bana. Gel insanlara şeylik yapma gel. Şeytan. Pislik. Gel buraya gel. Gel benimle ilgilen gel. Gel. Bırak annemi de rahat bırak babamı da rahat bırak. Şimdi babaya neyimiz var hiçbir şeyimiz yok gayet güzel. Bak burası orası abi az önce gördüğümüz zaten bu odayı daha önce fark etmiştik biz. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Bekçi değil. Ney? Güvenlikçi kadın değil. Aha kolu gösteriyor oyun bana. Oğlum çok iyi. Aha kolu niye bunu burada kullanmadım ben ki harbiden? Bak nereye gidiyor? Burada bir yerde gençler. Bak burada bence bunu iteceğiz. Aynen. Of be. Ulan var ya ne kadar zekiyim ha. Abi. Aa. Kol yok. What? Ay dur. Onu sana vermeyeceğim. Öyle bir vereceksin ki şerefsiz. Timmy'yi ve onu yakalamalıyım. Ufak bir oğlan onu aldı. Aha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Babamın şeyini ver kolunu. Neredesin? Nereye kayboldu? Oğlum bak bana bakıyorsun orada uyuz çocuğa bak ya. Gel lan buraya oğlum kaybolma. Lan kaybolmasan var ya velet seni gidi. Seni iblisin tohumu seni. Seni iblisin tohumu gel lan buraya. Nereye kayboldu kim bilir. Aha. Tavan arası. Yaktım çıranı. Aaa.
Son parça elde edemiyorum, o yüzden oyuncak bebeğe bundan bahsetsem iyi olacak diyor. Aynen, kendisi tavan arasında kilitlene kadar kovaladım. Aa, şimdi oyuncak bebeğe bundan bahsedeceğiz. Ve o da bana çıkış yolu söyleyecek. Oğlum, çok iyi. Bir noktada zaten babamın bana yardımcı olmasını istiyordum, biliyor musunuz? Çünkü sürekli olarak ya onu bul, bunu bul, şunu bul, bunu getir. Kalkalım, gidelim, temizlenelim. Öyle bir şey yok abi. Bir şeylerinin bulunmasını istiyorsan sen de taşın altına bir şeylerini koyacaksın. Kapat abicim kapıyı. Teşekkür ederim. Evet baba. Tavan arasına kaç. Şikayet ediyorum şimdi babama. Büyüyü çabucak kaldırmalıyız. Aynen yapıyorlar zaten baba. Yoksa tıpkı benim gibi sonsuza dek burada kalabilirsin. Aa, hayır teşekkür ederim. Böyle bir şey olsun istemiyorum. Who are they? Onlar kim? Onlar senin ailen. Tüm bu zaman boyunca bizi sömürdüğü için biraz değiştik ve bazen de olduğumuz kişiler değiliz. Aha! Anahtar verdi. Helal lan. Lanetin 5. çizimini bul ve onları sil. Lanetin 5. çizimi. Lanetin 5. çizimi ne demek baba ya? Neyin anahtarını verdin bana az önce? Kütüphane anahtarı. Ulan neresi kütüphane? Aa bir dakika. Kitli olan bir kapı vardı, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bak. Hatırlıyorum. Sen kütüphaneyi hatırlıyorum ya. Üst katta değildi ama. Aa hiçbir şey göstermiyor ha. Oha mercek bozuldu gençler. Net. Ah, bak bir şey gösteriyor orada bir yerde. Peki tamam oraya gideceğiz de. Bu ne acaba? Hakikaten simge var. Sonra bir tane kol var. Bir tane de saat var ama yanlış diyor saat. Open diyor. Açık. Saat de burada 1. Allah Allah. Şimdi benim bildiğim bir kilitli kapı vardı. Hatta şöyle bir çıkartalım bakalım. Bak şurada gözüküyor. Peki oraya bir gidelim ya, şurada bir yerde. Ben bir yer tahmin ediyorum. Ve orası muhtemelen burası. Bak şurada kilitli kapı var. Aynen bak burası. Muhtemelen şurası kütüphane abi. Kadın hatta ilk gördüğümüz yerde burasıydı, öyle değil mi? Oğlum çok pis yerler yani, net. Kapıyı kapatabiliyor muyuz bu arada? Şunu da kapatalım. Ya bir tanesi açık kalsın ya. Kaçmamız gerekebilir çünkü gençler bir noktada. Harika. Harika abi, kütüphaneye geldik. Çok iyi. Doğru yoldayız. Oh, arkamda ses duydum. Yemin ederim ses duydum. Duymamışım. Find the picture of the sun. Güneşi bul. Güneşin fotoğrafını bul. Buldum. Abi direkt lamba güneştir işte. Kapıyı kilitledin değil mi? Harikasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Danke schön. Spasiba. Ne oluyor lan? Aa bu ne? Al. Buldum. Bu ne lan? Kapat. Anahtar efendisi. Kapat abi. Allah aşkına şunu görmek istemiyorum, şu görüntüyü. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Seni kahretsin ya. Şeyim nerede? Gözüm. Aha burada. Aa aldık bir dakika. Bak aa buraya bir şey çizmişsiniz. Aa çok iğrençsin sen ya. Ne aldık az önce? Gözünden bir şey çıkardık ha. Aa kurma kolu. Müzik kutusunun anahtarı. Hangi müzik kutusu? Bu ne? Boğa notu bitkisi. Cadı çiçeği olarak da bilinir diyor. Güneşi bul kütüphanenin içinde. Allah Allah. Elimdekilerle ne yapmam gerektiğini inanın gençler bilmiyorum ya. Samimi söylüyorum, elimdekilerle ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Müzik kutusu. Müzik kutusu sanki oyunun ilk başlarında vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Şöyle bir gidelim bakalım. Sanki oyunun ilk başlarına yakın yerler burası çünkü. Bir gidelim. Hatırladığım kadarıyla bir tane şey vardı ya. Müzik kutusu vardı bir yerde. Burası kilitli. Pekala. Selam. Herhangi bir tehlike yok. Utu nereye koyacağız bakalım abi. Net. Hiç bilmiyorum ya. Burası neresi? Buraya da bir uğrayalım. Bak evin bölümlerini çok fazla bilmiyorum. Aynen burası kilitliydi değil mi? Şey kapalıydı yukarısı. Harika. Harika. Geliyorum. Aa. Hey anne. Şey anne değil. Thompson. Thompson. Cadı. Bak bak cadı otu getiriyorum abi. Aa muhtemelen cadı otunu cadıyla öldüreceğiz abi. Evet böyle bir şey olabilir. Burada bir yerde müzik kutusu vardı. Aa yıkılmış. Harbi bunun üzerinde müzik kutusu vardı ha. Çok ciddiyim vardı gençler ya. Yoksa burada mıydı? Hmm.
Niye çok sessiz buralar? He? Niye buralar çok sessiz? Niye buralar çok sessiz arkadaşlar? Niye buralar? Çörek otu mu vardı bize? Neydi ya? Ne otuydu lan o? Çörek otu diye isim geliyor. Boğan otuymuş. Boğan otu ne lan? İlk defa duyuyorum. Orası da kilitli, harika. İşte ne yapmam gerektiğini oyun bana niye söylemiyor ki? Elimdekilerle bir şey yapayım işte, bana söyle. Değil mi? Bana de ki, aga, böyle böyle bir şeyler yapacaksın. Şimdi yeniden belki şeyi bulmamız gerekebilir gençler. Bu müzik kutusu vardı ya, hani oyuncak vardı ya bir tane. Aa, aynen, oyuncak bulacağız herhalde ya. Bence o olabilir. Bakalım. Hazır yakınken de şunu da bir ellemiş olalım. Aynen bak bu. Bak kesin buna manivele koyacağız bir yerden bence. Aa hayır ya, bununla alakası yok değil mi bu olayın? Mekanizmalı müzik kutusundan atar. Aga ben bu oyunda hiç müzik kutusu görmedim ama ya. Siz gördünüz mü gençler? Ben görmedim. Ben bu oyunda hiç müzik kutusu görmedim. Allah Allah. Daha bir ciddi misin? Aha! Aha! Bak bu kapı açık değildi. Net açık değildi. Bu oda yeni. Bu oda eski. Evet. Bak adam, çocuk buradan kaçtı. Velet. Abi tüm evi aradım ya. Yemin ediyorum tüm evi aradım. Aa, bu oda yeni. Evet, bu oda yeni bir odaya benziyor. Şimdi eşyalarımız gençler. Bir tane manivela var ve bir de çörek otu var. Düzeltiyorum. Boğan otu var. Aa, sanki ele alınacak bıçak gibi duruyordu. Hançere benziyordu. Ulan keşke dedim... Alabiliriz belki vesaire diye düşündüm. Al not. Al not, ipucu ver bana ne olur. Kızım son zamanlarda garip davranıyor. Sürekli odasına kaçıp duruyor. Sadece babasının ona verdiği oyuncak bebekle oynuyor. O konuşmadan sonra Ellie'nin odasına onu kontrol etmeye gittim. Kapının arkasında onun biriyle konuştuğunu işittim. Korkunç bir sesin ona cevap verdiğini duyunca dehşete kapıldım. Kapıyı açtım ve ufak çay masasında oyuncak bebekle oturduğunu gördüm onun. Bebeğin bana garez ile baktığına yemin ederim. Kızımı uzaklaştırdım ve ona kiminle konuştuğunu sordum. Ama ne sorarsam sorayım, ne kadar yüksek sesle bağırırsam bağırayım sessizliğini korudu. Hiçbir duygu emaresi göstermeksizin tek kelime etmedi. Kendimi kaybetmiş durumdaydım. Ah, keşke Harold'um burada olsaydı. Abi ya. Bir kız kardeşim varmış. Yok ya, yaşıyor abi. Görmedim ama yarım saatten beri kız görüyoruz lan evde. Seni kovalıyor, bir şeyler yapıyor bize. Kız kardeşin işte o. Yapma abi ya. Bak buraya saklanma yeri de koymuşlar. İşler ters gelse direkt saklanırız. Bir etrafa bakalım. Biraz etrafa bakalım. Hatta gözlüğümüzü çıkartalım. Monokulumuzu. Burada değerli bir şey olan bilir. Alt katı mı gösteriyor şu an? Bir alt kata gidelim mi tekrardan? Saklanabiliyoruz. Niye saklanabiliyoruz abi? Şu an her şey yolunda. Her şey yolundayken saklanmak açıkçası istemiyorum ya. Oğlum yok ya. Şey falan. Burada komple baktım ya bu kata. Bu kata komple baktım. Bir alt kata inelim. Neredeydi? Çok uzak lan. Neresi orası ya? Bir saniye. Keşke burası da açılsa, biliyor musunuz? Bence burası da açılsa en azından çok büyük konuda rotasyon açılacak bize. Çünkü bakın buradan buraya mesela gidemiyoruz. Tekrar böyle dolaşmamız gerekiyor. O da büyük bir problem. Aslanırım library'i gösteriyor. Hala library'i niye gösteriyor mesela oyun bana? Aga library gösterme ya, biliyorum. Net biliyorum yani library'i. Orası kütüphane işte, bizim bir ton şeyi aldığımız yer. Hala orayı göstermesi bence mantıklı değil. İnelim bakalım, yapacak bir şey yok. Belki öğeleri orada falan mı kullanacağız acaba? Bakın hala bu şeyi gösteriyor bana. Hala burayı gösteriyor abi. Bak hala bana burayı gösteriyor. Çantamızda acaba bir şey mi birleşiriz? Bir dakika. Yok, ben daha kolu bulamadım, öyle değil mi? Aynen. Ben daha kolu bulamadım abi. Buraya 4 rakamı var ya da pençe izi var. Orayı da tam olarak çözebilmiş değilim. Ah! Sanki bir şey gördüm burada bir yerde ya. Abi ya geri dönersem tamamen? Oğlum nasıl geri dönemiyorum? Aa, bir dakika. Oradan dönerim, orası kalın. Bir saniye, bir saniye. Geri dönelim geçelim. Ben çünkü bir ara bak gördüğümü hatırlıyorum. 3 tane melek vardı hatta. Hatta oyun ilk videosunda görmüştüm ya. Ama orası sanırım oyunun başlarıydı. Abi buradan geri gidebiliyor olmam lazım o zaman mantıken. Aa, gidebiliyorum. Çok iyi. İşte bu be.
Hatırlıyorsanız buraya bakın kara... Ananı satarım ha. Abla dur. Abi doğru yoldayız. Net doğru yoldayız. Baş şerefsizler ya. Oğlum ben bilmiyordum ki buraya gelebilecek. Aynen bak işte bunlar. A-o. Bunları kurmayacak mıyız? İncele. Aa bunu mu kuracağız acaba? Bu mu lan yoksa? Aa buymuş. Harika. Oley be. Çörek otu falan var bir de. Onu ne yapacağız? Onu da söyleyin ya. Bilmiyorum çünkü boğan otunu nereye koyacağımızı. Vay. Aga böyle şeyleri sevmiyorum. Böyle şeyleri sevmiyorum. A mı? Ne alaka ya? Aa bak çıkıyor, bebek çıkıyor içinden. Aa tatlış. Aga böyle şeyleri sevmiyorum ya. Net sevmiyorum. Niye basıyoruz bu arada tuşlara? Yakından bakmasak mı bu kadar? Azıcık kamerayı uzaklaştırsanız be. Hadi be reis, kafanı uzaklaştır azıcık. Çok rahatsız edici bir sesi var. Hadi oğlum bit. Çok iyi. Aa! O ne lan? Geri. Müzisyen. A-o! Geliyor abi, geliyor saklan! Of be çok iyi, iyi kız var ya. Abi etrafa çok iyi bakmam lazım. Ananı satayım oğlum! Of be olması gereken şey mi buymuş, öldüm mü yoksa? Oley be olması gereken şey buymuş. Çünkü ölemezdim. Çıktın mı dışarı baba? Bu ağaç. Taş. Hey. Ağaca geldim. Sonuç. Bir dakika bu neymiş? Elinin bu broşu ne kadar çok sevdiğini hatırlıyorum diyor. Peki ağaca falan mı gömeceğiz acaba? Aa burada bir şey var. Aa bu ne? Ağaç yanıyor mu abi? Ne yapma? Abi not var. Her şey bitti. Dün yaşanan şeytanlıktan sonra bir kabus sebebiyle uyandım. Çocukları kontrol etmeye gittim ancak keşke uyanmaz olaydım. Tam sizin çocukların odasında dikiliyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Çocuklarım onun ayakları dibinde, kanlar içinde ve cansız halde yatıyordu. Aman yarabbim o cadı benim odaya girdiğimi gördüğü gibi üstüme atlayıp hepsinin benim suçum olduğunu bağırmaya başladı. Bağırışmaları duyan hizmetçiler yanımıza koştular ve Thompson'ın üzerinden çekip aldılar. Yüzü öfke ve nefretle çarpılmıştı. Bana karşı olan öfke ve nefretle. Kendi çocuklarımı öldürdüğümü söyleyip duruyordu. Delirmişti tamamen. Çocuklarıma baktım ve öfke tüm bedenimi sardı. Çocuklarımı öldürmüştü. Ben de onu öldürecektim. Onu arka bahçeye astık. Çektiğim acıyı çekmesini, böylece çocuklarını kaybeden bir annenin neler hissettiğini anlamasını istiyordum. Ancak hizmetçilerinden birisi bana ihanet edip onun çocuğunun kaçmasına yardım etti. Harold, Ellie ve Timmy. Bu acıyla nasıl başa çıkarım bilmiyorum. Oğlum ciddi misin? Çocuklarımızı niye öldürdün? Nasıl ya? She couldn't do it. I don't want to believe it. İnanmak istemiyorum. Nasıl abi? Oğlum bir dakika. Allah seni satarım ha. Aa anne. Nasıl anne ya? Ben cadının çocuğu muyum? Sevgili oğlum Peter, pek vaktim yok. Belli ki büyüdüğünü göremeyeceğim. Beni affet. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Diğer insanlar için elimden geleni ardıma koymadım. Ancak anlaşılan tek oğlum annesiz kalacak. Meredith'e bu lanetli yerden seni alıp götürmesini söyledim. Umarım bu kuklanın laneti seni etkilememiştir. Her şey o kadar çabuk gelişti ki umarım Meredith kolyemi almayı başarmış ve sana vermiştir. Seni lanetten koruması gerekiyor onun. Pek vakit kalmadı. Umarım kader seni tüm belalardan korur. Sonsuz sevgilerimle annen. Ya bir dakika... Şimdi kadın astı diyor bahçeye. Asıldı. Sevgili oğlum Peter diyor. Ben cadının çocuğu muyum peki? Anlamadım ki. Aga vallahi kafam çok karıştı şu an. Eyvahlar olsun. Ne olur gençler siz anlamış olun ya. Anne. Anne ne diyor? Ne alaka ya? Aslan da abi. Abi. Aklımı oynatacağım ha. Annem bu aileyi korumak istemiş. Ona zarar vermeyi değil. Peki Ellie ve Timmy'yi kim öldürdü? Allah Allah annem bana yardım et. Nereden düştüm ben lan? Aa, ben buraya saklanmamıştım ki. Ben daha farklı bir yerdeydim. Vallahi sorular sorular. Neyse gençler bir sonraki bölüm. Kaldığımız yerden devam ediyor olacağız Silver Chains'e. Eğer
Yanlışım varsa, yanlışım olan noktalarda lütfen düzeltin. Çünkü kafam birazcık karışmış vaziyette. Ve sonunu acayip merak ediyorum abi. Bakalım olaylar nereye varacak. Belki de kukla bize yalan söylüyor. Bacaklarını topladığımız kukla var ya. O belki de bize yalan söylüyor. Aa, bu ne? Bir dakika, yüzük bulmuşuz. Kadim bir zümrüt. Gayet güzel. O da neydi? Bir görü yoksa geçmişi mi gördüm aniden? Aniden koca bir ağacın bulunduğu bir yerde buldum kendimi. Günlüğü bularak da çok huzurlu ve sakin bir yerdi. Sonra her şey yanmaya başladı ve arkamda bir kadın belirdi. Kadın asılmıştı. Bana yazılmış bir not tutuyordu ve aniden hatırladım. Benim annemdi o. Adı da Thompson'dı. Abi nasıl? Tanrım ne yapmış? Neden almışlar onu benden? Yardım etmek istemişti sadece. Aa bak, o zaman kadın yalan söylüyor abi. Ailenin annesi. Aklımı oynatacağım. Neyse. Gençler, yorumlarınızı lütfen belirtin. Çünkü hikaye en azından benim penceremden biraz karışık gözüküyor. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam bu noktadan devam ediyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.